Günaydın. Yağmurlu bir havadan herkese merhaba arkadaşlar. Gülay'ın Fikirleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu kanala eğer ilk defa geliyorsanız burada Gülay'ca fikirler, vloglar, işte pratik bilgiler, kendimce şeyler, yani anlayacağınız bütün şeylerimi paylaşıyorum. Sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bugün de halamın kızı biliyorsunuz ki düğün kına vloğunu çekmiştim. Onun evine gidiyorum. Daha 15-16 günlük bir gelin kendisi. Ben de hemen merakımdan dedim ki Habibe sana geliyorum. Ablam da gelecek Pendik'te. Bu arada Pendik Veli Baba'da oturuyor kendisi. Ben de ilk defa gideceğim. Şimdi otobüs durağına kadar gidiyorum. Dedim ki bu arada çok yağmur yağıyor. Açılışı yapayım dedim. Belki ilerleyen zamanlarda yapamam. Onun için şimdi açılışı yapayım dedim. Habibe'nin ev turu, yeni gelin ev turunu çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki de ev müsaitse önce ona sormam lazım. Hani çekip çekmeyeceğimi bilmiyor kendisi. Aslında dün söyledim çekeceğimi ama tam detaylı bir şekilde çekmek istiyorum sizlere. Hani siz de bir yeni gelin evi görmüş olursunuz. Bu şekilde dediğim gibi ablamla Cesur da direkt Habibe'nin evine gelecek arkadaşlar. Ben de şimdi E5'e gidiyorum Yeni Sahra'ya. Oradan otobüse bineceğim. O şekilde şimdi çok yağmur yağdığı için kapatıyorum arkadaşlar videomu. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere. Yani bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve halamın kızı Habibe Akpınar Polat'ın evine gelmiş bulunmaktayım. Hemen üstünde şimdi falan çıkarttım. Ondan sonra Habibem'le birlikte mutfağa giriştik. Bir güzel kısırımızı yaptık. Zaten dünden de sarmayı sarmıştım. Hemen ablamla Cesur gelmeden şöyle bir hemencik böyle bir ev turu yapmak istiyorum size. Gerçekten de çok emek verdi Samet'le birlikte bu eve. Kendisi de gerçekten de emeğinin karşılığını aldı. Evi çok çok güzel ve çok beğendim. Yatak odasını bu arada çekmeyi hiç düşünmüyorum. Onun için onu es geçiyorum. Hemen şöyle banyodan başlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir banyosu var. Şöyle duşakabinini siyah yaptıracaktı kendisine ama sonradan beyaza döndü. Normal cama döndü. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni babam duşakabini kendisi yaptı. Siyah duşakabinin kullanışta olmadığını söyledi. Evet. O yüzden de ben de bu şekilde yaptım. Evet, bu hem bunun ölçüsü çok güzel olmuş hem de cuk diye oturmuş. Ben bunu çok sevdim. Hem de çok kullanışlı bir şey. Malı zaten güzel. Hani öyle kırılma falan yapmaz bence diye düşünüyorum. Hemen şurada yine böyle bir musluk var. Musluğun yanında şöyle gördüğünüz gibi gold mu diyorlar buna kanka? Rose gold. Yani rose gold takımları var. Şöyle sabunluğu var. Bunu da çok zaten beğendim. Genel olarak şöyle havlularını gördüğünüz gibi yeni gelin havluları. Şöyle desenli falan. Herhalde el işlemeleri bunlar da. Bu şekilde. Çok güzel olmuş. Yine burada Samet'in takımları mı var diye baktım şöyle bir. Karışık. Sanırım yok, karışık. Burada gördüğünüz gibi sepeti, şunları beyazları koyuyorsun değil mi Habibim? Şunları da renklileri koyuyor. Klozet bu şekilde. Şunu da göster, havlu. Bu kimin emeği? Bu da Samet'in halasının emeği. Bana bohçada getirdi. Onun da emeğine sağlık. Gerçekten bu da çok güzel olmuş. Habibe Samet yazıyor. Bu şekilde. Şimdi buradan hemen çıkalım. Şöyle hemen kısaca çekmek istiyorum. Şimdi gelelim çocuk odasına. Çocuk odası yerine Habibe burayı normal misafir odası gibi yapmış sanırım. Biri gelir de yatar diye. Bu arada başlığın yatağın daha gelmemiş. Onu görüyoruz. Yani görüyorum. Bazayı aldık. Hı hı. Yatağı henüz daha getirmedim. Annemlerin evindeki yatağımı getireceğim. Evet. Onu şu anda kullanan olmadığı için. Bence ama daha yeni gelinim. Getirmek bir türlü nasip çocuk olmadı. Çocuk odasından nazaran böyle daha güzel olmuş. Hani en azından böyle bir gelen giden olursa direkt buraya atıyorum kalır. Eşyalarını da koyar. Dolabı da bu şekilde. Bu dolap da gene Habibe'nin de. Sadece kuplarını değiştirdin. Kuplarını nereden aldın? Kuplarını da Trendyol'dan sipariş verdim. Gayet kaliteli çıktılar. Kendileri takmış bunda. Bu da güzel. Yani bu şekilde. Buraya da valizlerini koymuş. Avizen de mi yeni? Avizem de yeni. Aynen. Burası böyle bir mavi takım olmuş. Ben çok beğendim bu odayı da. Tülleri falan
Çok güzel olmuş. Gene burada da işte halam yer minderi yapmış falan. Kur'an falan okutur. İşte millet yerde oturur diye. O kadar da düşünceli bir halam vardır. Şimdi gelelim mutfağa. Benim mutfağa çok önem verdiğim ve sevdiğim bir yerlerden bir tanesi mutfak. Mutfağı da böyle kutu gibi. Aynı benim vloglarımda izlemişseniz eğer böyle mutfağım biraz bana benziyor. Hani benim mutfağım. Sadece benim mutfağım burada. Böyle kırmızı. Tabii benim mutfağım böyle bu şekilde. Zaten kapakları da zaten malları da gerçekten de çok güzel. Bu tarz dolapları çok seviyorum ve beğeniyorum. Çok kullanışlı oluyor. Şurada gene fincan takımlarını koymak için böyle bir şey monte etmişler. Bu da Samet'in eseridir sanırım. Evet. Yani belli zaten onun böyle montelediği falan. Güzel olmuş bu kutuları falan. Şu siyah başlığı çok sevdim ama bu Habibe'ye değiştireceğini söylüyor. Çünkü dönmüyor. Yani dönmediği için bunu banyoya takacakmış. Buraya yeni alacakmış. Ondan sonra burada da gerçek meyve var ve sahte meyve var. Bu şekilde. Ha yani şu açılabilir masayı da göstermek istiyorum. Bu da böyle açılıyor. Şu an açmayacağım ama iki kişilik bir sofra oluyor. Yani burada kahvaltı yemek yenilebiliyor mutfakta. O şekilde. Şimdi buradan çıkalım. Çıkalım arkadaşlar. Salona geçelim. Ha şu kiler dolabını dolap göstermek istiyorum. Bunu da özel yaptırmış Habibe ile Samet. Ölçülerini vermişler. Buradan böyle bir boy aynası gördüğünüz gibi. Sanki buradan girince zaten burada bir dolap yokmuş gibi gözüküyor. Benim çok hoşuma gitti. Ayakkabılık dolabı değil, kiler dolabı. Gördüğünüz gibi buraya da işte erzaklarını koymuş. İşte kahve yanı sunumluklarını falan koymuş. Gerçekten bu da kurtarıcı bir dolap olmuş. En azından mutfakta olmamış da girişte olmuş. Bunu çok beğendim zaten. Avizeyi de bu arada çok beğendim. Avize de çok çok güzel. Tam giriş avizesi. Şimdi hemen salona geçelim. Bu arada acele ediyorum. Ablam gelecek çünkü cesur olunca hiç çekemem. Şimdi buraya gelelim. Her yer eme kokuyor. Bu arada Habibe'nin kanalı da Habibe Akpınar olarak, daha soy ismini değiştirmedi kendisi. Habibe Akpınar olarak takip edebilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. YouTube'dan da takip edebilirsiniz. O bütün aşamalarını zaten kendi kanalında paylaşmış bulunmakta. Şimdi gelelim hemen şunlara. Bunları nereden aldınız? Bunu Biz söyleyeyim bunları size. mobilya ile takım olarak aldık. Evet, Aldığımız mobilya yerde aldınız. televizyon ünitesi olarak şöyle bir konsol kullandık. Bu konsolla beraber takımdı. Ben konsolun üzerine televizyonu konumlandırdım. Aynaları da masanın olduğu yere Evet, yani konumlandırdık. bununla bu gerçekten uyum aynı zaten. Aynı mal Evet. aslında. Bu da farklı bir hava katmış. Şöyle gördüğünüz gibi mumlukları var. Daha tabii ki de yakılmamış. Bir şey diyorlardı buna. Şamdan. Şamdan aynen. O şekilde. Şimdi hemen gelelim koltuk takımına. Koltuk takımını nereden aldın? Hadi be. Koltuklarımı şöyle sıralayayım ben. Masamı şöyle hem size göstermiş olayım. Koltuk takımımı, orta sehpamı ve şu şekilde televizyon ünitemin hepsini Gebze Mobilyacılar Çarşısı'ndan aldım. Evet, çok güzel. Şu orta şey de sehpayı da aynı Sehpamı da şekilde. aynı şekilde sehpam hediyeydi. Aynen. Mobilyacılar zaten geleneksel şeyi. Burada şunu göstermek istiyorum. Bu da babaannemin ev hediyesi. Gerçekten de çok güzel. Babaannem hediye etmiş bunu. Tabii benim de anneannesi oluyor. Bu şekilde şimdi hemen sofrayı hazırlayacağız arkadaşlar, ablam gelmeden. Son kez şöyle sofrayı da çekelim. Sonra muhabbet falan ettikten sonra da tekrar kamerayı açarız. Cesur, kimin evine geldin sen? Habibe'nin evi diyor. Habibe'nin evi. Evet, kına yazıyoruz. Evli Gündeş geliyor. Gelim gelim gelmiş yalnız. Düğünü merak ediyor musun kına gibi? Kına daha güzel. Ama ben çekimini çok beğendim.
Ya da televizyondan mı olmuş olabilir? Aa, Cesur da oynuyor. Cesur oyna. Elif sarma şeyin üstünde, masanın üstünde al ye. Paşa paşası var. Ama çıkmıyor. Çok güzel ya. Sohbet var. Şey yapamıyorum. Şu peçeteyi bana ver. Gece uyuyamam ben bu bende mi? Emanet. Çok doğru söylüyorsun. Emanet başka bir şey. Gel Cesur'um. Bunda Cesur'um da var bak. Elif ablasının telefonuyla oynuyor. Anneannemin de hayırlığı var bu konuda. Arkadaşlar biz yedik içtik. Sohbete doyum olmuyor bu ortamda. O olursa kesin annem, onu söylemez. Annem de çok sinirlendi. Değil mi oğlum? Madem dedi. Cesur'u. Gülay Cici. Annem hiç umurumda değil. Gülay Cici. Ne yaparsa yapsın derdimde. Gülay Cici. Siz evlendiniz, evlatları değil misiniz? Evlendiniz. O zaman görüşüyorduk yine. Oh. Hani ayda yılda bir olsun. Yani sabah 10'da geldim. Kaç yıllardır. Saat şu anda 4:30. Bana ne ya? Vakit nasıl geçti? Hiçbir şekilde anlamadık arkadaşlar. Siz bir kere o yüzden değil mi? Hı? Toplu buluşma. Ne oldu? Yüzü yok ki. Sildik süpürdük arkadaşlar. Çaylarımız soğudu. Yani. Baklavalarımız kaldı. Karnımız tıka basa dolu. Baklavaları eve götüreceğim. Bir tane bile yemedim baklavadan. Ben de daha yemedim. Ben iki tane yedim. Sizin benim karnım çok şişti. Kısır gerçekten de tok tutuyor ama. Ve evime gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Biraz geç videoya açtım. Onun için kusura bakmayın. Sabah biliyorsunuz ki çok yağmur yağmıştı. Hala da yağmur devam ediyor. Zar zor geldim eve. Zaten Yeni Sahra'da da eşimle Hakan'la buluştuk. O şekilde geldik. Günüm o kadar güzel geçti ki. Hani size ortamı falan da böyle çekemedim. O sohbetti, muhabbetti falan derken zaten akşam saatleri oldu. Sadece işte siz Habibe'nin evini izlemiş oldunuz, görmüş oldunuz. Böyle bir video oldu. Yani bu videoyu çekmek özellikle istedim. Habibe'nin evini özellikle çekmek istedim. Belki hani böyle bir ne bileyim çeyiz yapanlar, böyle yeni ev meraklısı olanlar çok var biliyorsunuz ki. Ben de çok merak ediyorum mesela yeni gelin evlerini. Onun için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomdan da haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.